Merhaba, Patiserap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bereketin simgesi de olan narlı cheesecake yapacağız. Cheesecake yapımına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Videomda cheesecake ile ilgili çok önemli püf noktaları var. Bunları uyguladığınız takdirde çatlamayan ve içi kremamsı olan çok güzel cheesecake'leriniz olacak. Şimdi hemen malzeme listemizi not edelim, sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Narlı cheesecake'imizin yapımına tabanı hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı bir kaseye kırıyoruz. Ardından unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. ...24 santim çapındaki kelepçeli kalıbımızı ilk önce yağlıyoruz. Ardından her yerini yağlı kağıt ile kaplıyoruz. Yağlamamızın sebebi yağlı kağıdın daha iyi yapışabilmesi için. Hamurumuzu unlu tezgah üzerinde 1 santim kalınlığında merdane yardımıyla açıyoruz. Açtığımız hamuru kelepçeli kalıbın yardımıyla güzelcene kesiyoruz ve ardından tabana yerleştiriyoruz ve elimizi güzelcene bastırarak buzdolabına kaldırıyoruz. Peynirli dolgumuzu hazırlamak için şekeri bir kaba alıyoruz ve ardından oda sıcaklığında olan peynirlerimizi ilave edip şekerle karışana kadar güzelce çırpıyoruz. Şekerle peynirimiz karıştıktan sonra kalan malzemelerimizi ilave ediyoruz. Bu arada kalan malzemelerimizin de oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyoruz. Yumurtalarımızı tek tek ilave edip her seferinde çok az karıştırıyoruz. Dolgu malzemesini de hazırladıktan sonra buzdolabında beklettiğimiz hamurumuzu çıkartıyoruz. Pişerken kabarmaması için de bir çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Peynir karışımımızı tabanımızın üzerine döküyoruz ve düzleştiriyoruz. İçerisinde oluşmuş olabilecek hava kabarcıklarını giderebilmek için kalıbımızı, tezgahımızı yavaşça iki kere bırakıyoruz. Cheesecake'imizin pişerken çatlamaması için bir fırın tepsisinin içine 1 litre su döküyoruz ve fırının en alt kısmına yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına kalıbımızı yerleştiriyoruz ve tam 75 dakika pişiriyoruz. 75 dakikanın sonunda cheesecake'i hemen çıkartmıyor, 1 saat kadar da kapağı kapalı bir şekilde fırında bekletiyoruz. Narlı sosumuzu hazırlamak için yaklaşık 3 tane narımızı güzelcene sıkıyoruz ve suyunu çıkartıyoruz. Nar sıkmak istemezseniz eğer hazır satılan nar sularını da kullanabilirsiniz. Nişastaya bir miktar nar suyu ile güzelcene karıştırıyoruz. Kalan nar suyunu şekerle birlikte bir tencere içerisine güzelcene karıştırıyoruz ve altını açıyoruz. Kaynadıktan sonra nişastalı karışımını da ilave ediyoruz ve bir taşım daha kaynatıyoruz.
İyicene kıvamalan nar sosumuzun içerisine bu sefer de altını kapatıp taneleri ekliyoruz. Fırında iyicene dinlendirdiğimiz cheesecake'imizi çıkartıp ardından narlı sosumuzu güzelce üzerine döküyoruz. Bu arada yağlı kağıtları etrafından hemen sökmeyin. Bu sosun etrafına akmasını engelleyecek. Servis etmeden önce, yani yaklaşık 3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra yağlı kağıdını etrafından sökebiliriz ve artık servis etmeye hazır. Ve evet, işte gördüğünüz gibi güzelce cheesecake'imiz, narlı cheesecake'imiz hazır. İsterseniz üzerine krem şanti sıkın diyeceğim ama sıkmasanız daha iyi. Çünkü narın tadını tam almanızı istiyorum. Videomda bu arada cheesecake ile ilgili bir iki tane de püf noktası paylaştım. Bu püf noktasını uyguladığınız takdirde çatlamayan çok güzel cheesecake'leriniz olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Umarım videom ve tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.